Ver bakayım. Ver bakayım. Bu da tapum. Ver bakayım. Lan Hüseyin, oğlum sen var ya acayip ballı benimsin ha. O başına ne lan bu? Oğlum, anneannem. Anneannem, hatırladın mı beni? Benim bir tek Hüseyin torunum. Bütün mirasım da onun. Hani küçükken böyle kartal geldiğinde pençesiyle böyle alıp kaldırdığında esir insin insin insin. De izi bile var. Allah'ın seversen hatırla beni. Ne olur pamuk anneannem, ne olur. Pamuk anneannem benim. Lan Cuma, amma dönek adamsın ha. Sen bu kadını anneannesi diye kakalamadın mı Hüseyin'e he? Ya evet. Kası var be. Olur mu? İşim gücüm vardı. Ben işe giderken anneannemi bıraktım Hüseyin'in yanına. Burada hırsız anneannemi çaldı. Tutmayın lan beni. Sen beni tutmazsın. Anneannem hatırla beni. Benim ben. Ya benim canım anneannem. Bırak bırak. Bırak anneannem benim lan, anneannem. Anneannem benim. Ey Rabbim, Rabbim ne günahım vardı, gösterip gösterip vermiyorsun şu zenginliği bana. Oh. İsmail, beni arayan olursa ustam yok dersin, yasla dersin, bakma telefonlara. Ustam biraz abartmıyor musun acaba? Sonuçta senin anneannen değildi, bir şeyden anlaşılacaktı. Nasıl değil be ya? Nasıl benim anneannem değil? Üf demiş, burnundan düşmüşüm ben. Ah ah, şu anda köşkte beş çayımı yudumluyor olacaktım ben be. Uşaklar böyle palmiye yapraklarıyla pat 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 benim seninle çay olacaktı ama... Gel gör ki bu bir karış dükkanda seninle muhabbet ediyorum yani. İstersen etme lan. Mahallede seni dinleyen bir ben aldım zaten. Dinleyeceksin beni. Sana para veriyorum o kadar ben. Para veriyorum. Para verdiğini farz edelim hadi. O da çıraklığın için olurdu. Dinlemek ücret adaydı. Ben senin psikoloğun falan değil. Çok konuşma Allah'ın seversen. Çırak olarak zaten zararın faydandan çok yani. Bu açığı dinleyerek kapatacaksın oğlum. Altın yumurtlayan tavuğu kendi ellerimle gırtlağını kestim ben be ya. Çantasından tapu çıkarttı. Kapı gibi tapu yani. Üzeyre kaptırdım durup dururken. Onu geri almasını bilirim. Bilirim, bilirim ama nasıl? Ama nasıl? Gucuko 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 gucuko. Anneannelerin bir tanesi. Afiyet bal şeker olsun. Uçak geliyor. Hadi hadi. Aa vallahi almaz. Bir dakika geliyorum. Efendim Cuma. Hüseyin benim dükkana kadar koştur bir gel bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Hadi bakalım hadi acele. Ben niye geliyorum ya? Sen gelsene buraya. Ben gelemem be ya. Kereviz kokusu bana alerji yapıyor. Şimdi orada apşırmaktan konuşamayız böyle. Hadi sen gel bir zahmet bakalım. Ya kereviz kime alerji yapmış bugüne kadar abi senin? Allah'ını seversen ya. İyi tamam bekle beni geliyorum. Anneanneciğim ben bir şu aşağıya kadar gideceğim. Geliyorum burada beni bekle tamam mı? Hadi bakalım. Şişt, benim dükkandan çıkar gelirse tamam. Isık çal tamam bak. Ha tamam çalarız. Anneannem, anneannem, anneannem. Nasılsın sen bakalım? Ne yapıyorsun? Çocuğum, sana kaç defa söyleyeceğim? Benim iki tane torunum yok. Sen de nereden çıktın ya? Senin iki tane torunun yok zaten. Bitti gitti. Hüseyin senin torunun değil. Gerçek torunum benim be ya. Ah benim pamuk anneannem. Bak sana ne hediye aldım. Bak, 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 bak. Ta ta tam. Ay, ay bu çok güzel. Ay bu çok güzel, çok güzel. Ay. Gel takayım sana bakalım. Ay, 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 ay. Ay tıpkı film artistlerine benzedim. Tabii tabii, o dört yapraklı yonca sapını buldu sonunda be ya. Bu kadar pahalı kolyeyi nasıl aldın sen? Sorma be anneannem, sorma valla. Bankadan kredi çektim ama olsun olsun. Sen her şeyi hak ediyorsun. Sen benim pamuk anneannemsin. Her şeyi daha fazlasını hak ediyorsun sen. İn ben sana. Krallara layık bir sofra kurdum. Hiç merak etme. Ne yapacağım burada böyle püsküvitten çaylar be ya? Gel hadi. Yemin ederim bir kuş sütü eksik. Onun yerine deve sütü sağdım sana. Hadi gel. Gel, gel, gel. Gel çabuk Allah'ını seversen. Koştur, 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 koştur. Gel, gel, gel. Ne yapıyorsun lan burada? Hayırdır? Cuma gel konuşalım dedi. Ağaç etti beni burada ya. Hayırdır? Niye gülüyorsun abisinin? Cuma'nın işlerine gülüyorum. Hep sizi koparıyor ya böyle. Oğlum sen boşuna bekliyorsun. Onlar Semih Ateyce'yle beraber yukarı doğru böyle yarı yarı gittiler. Bak görüyorsun değil mi? İyi niyetimi suistimal ediyor bak Allah'ın patlıcan kafalısı. Beni buraya göndermiş. Ondan sonra gidecek anneannemi çalacak. Ben yedirmeyeyim lan anneannemi. Ha gittik. Anneannene yetiş anneannene. Para nasıl bir şey aga ya? Bu para nasıl bir şey ya?
kız niye çekiniyorsun? Yesene bakalım. Hadi bakalım. Ye ye ye. Löp löp et olsun. Fış fış kan olsun inşallah. Anneannem benim. Anneannem. Bak ne diyeceğim. Allah gecinden versin de. Vasiyetnamene her şeyi cuma ustaya bırakıyorum diye yazsana. Hatta boş ver vasiyetnameyi. Vekaletname çıkarsan bana en iyisi. Ah ne dersin? Ben şu tatlıyı bakayım. Krem brûlée değil mi? Çok severim onu. Kız ne tatlısı be. Bana konsantre ol bakalım dediklerimi. Ah. Vekaletnameye bak bilgilerim burada. Ara bakalım avukatını. Hemen her şeyi bana bıraktığına dair. Ara bakalım avukatı. Bilgilerimi ver. Ara ara. Rezil, insafsız seni. Bir torunu canım anneannesinden nasıl ayırırsın lan sen? Ha? Lan nasıl kaçıracaksın lan bu kadını? Nasıl ayıracağım biliyor musun? Ayaklarından böyle tutacağım. Cahat diye ikiye ayıracağım. Anneanne benimdir. Önce ben buldum, anneanne benimdir. Tapuyu duyunca hemen ortaya çıktın değil mi? Seni sahte akraba bozuntusu seni. Çoran be. Anneannem hadi biz köşkümüze gidelim. Bu mahalledeki bu uğursuzlarla biz uğraşamayız. Hadi bakalım. Hayır. Anneannem benimle kalacak. Hayır benimle gelecek. Hayır benimle gelecek. Canım anneannem. İşte polisler tam vaktinde geldiniz. Şikayetçi memur bey. Vallahi bu hırsızlık yapıyor. Anneannemi çalıyor. Hakkını tutarak tutun. Hayır abinim. Anneannemi benim o çalıyor. Ben hırsız onunla şikayetçiyim. Cuma Emine Hanım'ın kimliğini tespit ettik. Onu almaya geldik. Huzur evine geri bırakacağız. Emine Hanım derken tam olarak? Emine teyze, sizi çok merak etmişler. Bir daha böyle habersiz dışarı çıkma, olur mu? O küçük hanımın şoförü beni ispiyonladı, değil mi? Küçük hanımın şoförü kim? Ne oluyor? Acaba burada tam olarak ne diyor? Ne oluyor burada be? Emine Hanım teyze huzur evinden kaçmış. Canı sıkılmış anlaşılan. Yanlışınız var amirim. Kendisi benim canım anneannem olur. Canım anneannem köşkte yaşıyor, fotoğrafını gösterdi. Emine Hanım teyze eski bir Yeşilçam oyuncusu. Muhtemelen o fotoğrafta sette çekilmiştir. Ay gerçekten mi? O köşk yok mu şimdi? O kapı gibi tapuda yok mu? Sen nasıl bir pigme çıktın başımıza be? Varsa var. Hadi Emine Hanım teyze gidelim. Hop 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 bir dakika hiçbir yere gidemez. Ben o kadar mahsup ettiydim be ya. Hiç değilse ben şu kolyeyi geri alayım da krediyi kapatayım. Ver bakalım onu. Hayır o benim torunumdan hediye. Vermem asla vermem onu. Ben ne be? Ben senin artık torunun falan değilim. Senin torunun Üzeyir. Aynısını alsın taksın kolyeni. Ver bakalım sen onu bana. Hayır ben. Ver ver Allah'ını seversen. Ver, asla vermem. Amirim. Asla vermem. Amirim. Ya da vermem onu. Çek elini. Torunumdan kaldı vermem ne diyor benim. Torunumdan. Bu bunu. Şey bak öyle bağıra bağıra gidiyor be. Üzeyir yemin ediyorum o kredinin yarısını sen ödeyeceksin. Anneannem anneannem diye dolanıyordun etrafımızda. Hmm, bak 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 kışık bak şuradan tatlımı alırım bak ah yerim giderim yani. Boğazında kalsın inşallah zehir zıkkım olsun çıkartama onu inşallah. Bitti midemde. Takılıp kalsın burada inşallah böyle bağırsak kanser olursun. Şimdi sen beni kovala. Allah belanı versin. Defol git. Hayır güzelim yanlış basmamışlar. Biz Belgin'le beraber hazırlanmıştık o okula. Ya referans resimlerimizi de beraber göndermiştik Fransa'ya. Ama beni aldılar, onu almadılar. Yani muhtemelen beni de onun yaptığı resimle kabul ettiler. Ben bilmeden, istemeden kızın hakkını yedim ya. Buna canım sıkkın işte. Çok fena. Evet evet, çok fenaymış. Ama olumlu yönünden bakalım. Belgin'i bul, ara her şeyi anlat. Geçmiş zamanı geri çeviremeyiz ama telafi edebiliriz. Hem üzerinden bu yükü atmış olursun hem de ona iyilik yaparsın. Evet ya, haklısın. Ben senin dediğin gibi Belgin'i bulup mutlaka konuşmam gerekiyor. Yani ben böyle yaşayamam, mümkün değil. Öyle yapacağım. Ustacığım. Ustacığım. Efendim usta. Ya acaba diyorum durumun varsa şu yılbaşı öncesinde ben haftalığımı biraz erken alabilir miyim? Nasıl yani? Hayır yani ben burada yumurta dizerken sen orada patron gibi dikilmiş telefonunu oynuyorsun ya o açıdan sordum ustacığım. Yüklerimden kurtuluyorum ustacığım. Yeni yıla temiz giriyorum. Ne yükü la? Senin edin de bunun ne de yükün ne olacak senin? Fake hesaplarımda gönderilerini gömdüğüm insanlara yazdığım yorumları kaldırıyorum. Hatta like diyorum falan yani. Dijital yük yani sanal. Ha anladım sana. Senin yükün anca sanal olur zaten. Benim gibi eşek değilsin ki hakiki yükleri taşıyacaksın. Herkesin dünyası farklı usta. Benimki de sanal dünya. Değil mi? Mesela ben eşek olduğum için benim bütün... Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Şevkat, ben yeni yılda kurtulmak istediğim yükü buldum. Belgini bulacağım, bu yanlış anlaşılmayı anlatacağım. Ya içim bir türlü rahat etmiyor benim. Ya güzel, iyi. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Var. Hadi benimle geliyorsun, düşün mü? İyi, tamam. Geldim. Hadi bir çorapsın. Tamam, kırıldı. Al işte. Hadi.
Ustacığım, sana zahmet olacak ama kalan yumurtayı sen dizer misin? Zaten bir tane kaldı. Bir tane yormaz seni. Onu da dizersin. Tamam mı ustacığım? Tamam mı ustacığım? Sağ ol ustacığım. Önemli. Ölsün. Var mı sende bir yatağın? Var aslında. Ben de Norveç'te bir kere kamu malına zarar vermiştim. Bu orada çok ayıp bir şey. Çünkü bir seferde herkesin malına zarar vermiş oluyorsun. Neye zarar verdin lan? Ya sormayın. Bir gece parkın yanından geçerken salıncakları gördüm. Acayip heves ettim. Oturdum bir tanesine. Tabii benim ağırlığı çekemedi salıncak. 4 zincir birden. Mortingenstrasse. Allah senin cezanı vermesin ya. De oğlum, kamu malı sana zarar vermiştir bence. Çanak kırılmadı mı lan? Ha yok yok. Yarım metre kar vardı. Yumuşak iniş. Kardeşim o zaman bir salıncak yaptıracaksın, göndereceksin Norveç'e. Memleketinden sıkıntılı kalma. Yani aslında ben salıncağı saymıyorum. Salıncakla beraber uçarken karşımızda bir Noel Baba heykeli vardı. Bunu paramparça ettik. Yani hem salıncak hem Noel Baba. O sen Norveç orada ama çocuk burada. Çocuklar bütün dünyanındır. Yaptır buraya bir salıncak olsun bitsin. Noel Baba ne olacak? Kardeşim ona da bir kutu tatlı yaptır. Geyiklere de bir çuval buğday geçmiş olsun. Bitti gitti ya. Selamicim, güzel kardeşim. Noel Baba gerçekte olan bir şey değil. Sembol o, sembol. Ha. O yoksa ben varım oğlum. Selami Taşbaşı benim adım. Ben bu semtte sembolüyüm. Kardeşim tatlıysan bana yaptır. Norveç sıkıntısından kurtul. Anında görüntü diyorum ben o model. Ben de sembolüyüm be ya. Yarım da bana yaptır. Ben de yarım fıstıklı. Gevrek gevrek gülüyor mu Cuma? Sen neden susuyorsun? Yaptın uçağı. Yazmayacaksın mı bir şey? Ne yazacağım ya? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Ben çok temiz bir rupak bir insanım yani. Yeni doğmuş çocuk gibiyim yemin ederim. Vur popama akık gözyaşımı yani. Ne anlatıyorsun lan? Ha? Ne anlatıyorsun acaba? At ağzını seni. Lan bana attığın kazıkları kağıda dökeceğim bir tane orman telef olur be. Puh. Ticaret o. He, al benden de o kadar. Yahu aynı yuvayı iki kere dağıttın aile düşmanı. Kader. Şahsen ben de az gazını yemedim usta. Sadece benim ahım seni cehennem çukurunun dibine atmaya yeter. Kısmet be ya. Yalnız Cuma usta, biliyorsun değil mi? Ben de senin yüzünden buradayım. Ben de sana hatırlatırım. O parantezde böyle açarım kocaman. O seni... Kusura bakma ya. Niye üstüme geliyorsunuz benim? Hayrola yani? Hepiniz bir rupaksınız da bir ben mi inkerim böyle? Ararararar köpekimi saldırdınız, affedersiniz. Canım kardeşim, dedin yani benim hatam yok. Bulamadım yazacak bir şey falan filan diye. Sana korkmuyor biraz böyle inceden. Lan Allah bilir şu köpeğin kemiğini böyle aldın. Köpek sabahtan böyle burada bekliyor ya. O benim kemiğimi aldı be. Dün kasaptan kemik aldırdım. Kemik suyu çorba yapmak için oradan poşeti kaptı gitti. Getir lan onları buraya. Yuh be sana be yuh. Hes Cuma. Hes. Lan Allah bilir şu köpeğin kemiğini böyle aldın. Köpek sabahtan böyle burada bekliyor ya. O benim kemiğimi aldı be. Dün kasaptan kemik aldırdım. Kemik suyu çorba yapmak için oradan poşeti kaptı gitti. Getir lan onları buraya. Yuh be sana be yuh. Hes Cuma. Hes! Yatsana Cuma. Taktınız siz de bana kafayı ha. Aa benim hatam yok ki abiciğim. Benim en büyük hatam belki de insanları kendim gibi namuslu, dürüst, haysiyetli bir insan sanmam. Bu hataysa benim en büyük hatam bu. Yazayım bunu yani. Öyle mi Cuma? Canımı sık bana benim. Sabahtan beri sayıyor hatanı günahını. Seç ben yaz birini. Kaç aydır yanında çalışıyorum sürekli yemeğimden kesiyorsun. Misal bu hatanı düzeltmek için bugüne kadar bana ödemen gereken tüm parayı tek seferde benim cebime indirebilirsin. Misal diyorum. Doğruduk. Aa ben sana sanat öğretiyorum be sanat. Sen herhangi bir sanat okuluna gitsen en az 10.000 liranı alırlar. Şimdi o 10.000 liradan alacağın parayı düş, kalanını ver bakalım bana. Sen borçlusun bana be. Ver bakalım borcunu. Borcunu ver İsmail. Ulan bir de borçlu çıktık ya la. Cuma zeytinyağından betersin ha. Ya sen değil mi dostuna sahte define haritası satan? Yuh lan vay vicdansız bunu da mı yaptın be? Yapar aga. Cuma bu oğlum. Arkadaş, dost, düşman tanımaz. Alayını öper geçer hiç affetmez. Yani evet yaptım. Yaptım ama ben de mağdurdum be ya. Ben de kendi mağduriyetimi kurtartmak için öyle bir şeye giriş... Bak gençtik o zamanlar. Vallahi. Define haritası var dediler. Ben de kendimi akıllı sandığım için satıp saldığım bütün paramı vallahi bu haritaya yatırdım. Gömdüm bütün paramı ya. Gençler zengin oldum be ya. Yemin ediyorum zengin oldum. Cuma zengin oldu. Hani dediler ya her mahalleden bir milyoner çıkacak diye. Bu mahalleden de bana nasip oldu be ya. Bak buradan ne çıkıyor? Hop zenginliğin anahtarı. Oğlum bu var ya definenin haritası. Zengin oldum. Yırttım ben artık. Yırttım ben artık. Sonra bu arkadaşım dedi ki bana. Oğlum sen salak mısın? Define varsa adamlar sana niye satsın? Kendileri çıkarırlar. Çok fena keklemişler seni. Çok koydu be. İşte o an aydınlandım.
anladım durumu ve bu haritayı benden daha salak birine satmaya karar verdi. İşte Bahri tam da böyle bir adamdı be. Ben de Bahri'ye zengin olacaksın oğlum diyerekten sattım haritayı. Ne yapayım yani? Da biraz dost gazı oldu ama dost olmadan da dost gazı atılmıyor yani. Sonra da garibanın bütün parasını aldım be. Vallahi ondan sonra mahalleyi terk ettim. İzimi tozumu kaybettirdim yani. Kim bilir ne haldedir şimdi? Sefil olmuş mudur acaba be? Ha? Allah senin belanı vermesin lan. Garibin bütün parasını kopardın değil mi? Lan Cuma sen var ya gerçekten, gerçekten insan değilsin ya. Allah senin cezanı vermesin. Yaz yaz bunu yaz. Bunu yaz, bu daha iyi. Ne yazacağım be ya? Ben de mağdurdum oğlum. Kendimi kurtarmak için ona kazık atmak zorundaydım. Ne yapayım yani? Ben de bütün paramı kaybettiydim. Oradan hiç değilse birazcık para kurtarayım dedim. Ay, ay Bahri'yi bulmam lazım. Benim oradan çok özür demem lazım. Acaba nerelerdedir bu Bahri kim bilir be ya? Kesin onun ahı tuttu. O yüzden işlerim rast gitmiyor be ya. Hep böyle bir yere kadar geliyor. Ondan sonra olmuyor. Gidip benim onu bulup özür dilemem lazım. İnşallah acından ölmemiştir garip. Bence kahrından ölmüştür. İnşallah sefil olmamıştır o ya. Seninki de laf mı be Cuma? Adamın bütün malını mülküne almışsın. Sefil olmayacak da ne olacak? Ne bileyim ya. Belki dost kızı mağdurları vakfından bir gelir falan vardır. Nerede? Neden ne lan neden ne? Dost kızı mağdurları vakfı öyle bir vakıf yok mu ya? Yoksa da ben açacağım yemin ederim. Kesin açmam lazım öyle bir vakıf. Ayrıca Bahri'yi bulup özür dilemem lazım. O yüzden belki de işlerim hep bu yüzden kilitli gidiyor be. Ahı tuttu adamım bana ahı. Al ahı burada. Yok İsmail yok ya. Bu böyle sosyal medyadan falan bulamayacağız biz bu Bahri'yi be ya. Valla bak geleneksel yöntemlere geri dönüyorum ben. Ne yapacaksın? Gazeteye ilan mı vereceksin? Gazeteye ilan vermeyeceğim. Artık teknoloji çok ilerlediği için böyle lazerle gökyüzüne Bahri seni arıyorum nerelerdesin acaba diye böyle yazdıracağım. Çünkü artık teknoloji de ilerledi. Böyle indirim falan yapıyorlardır uygun bir fiyata. Değil mi ablacığım? Doğru. Doğru. Ustam be benim için de yanına teyzem seni çok seviyorum yazar mısın sevabına? İsmail gelişine buradan böyle bir tane çakacağım sana. Yemin ederim Sabri Reis gibi böyle dağlara taşlara uçan kuşlara gideceksin. Nereye gideceksen oraya oturacaksın. Orada ne istersen yazacaksın artık. Oğlum sen ne anlatıyorsun bana? Ben ne anlatıyorum sana? Sen beni hiç dinlemiyor musun ya? Her şey burada oğlum. Bundan halledeceğim. Eski yöntemler. Al bakalım onu. Aç oradan aç sayfayı. Kim bilebilir, kim bilebilir? Aa abidin. Abidine bak abidine. A'da değildir. D'dedir. Dingil abidin. Buldun bakalım. Heh, al. Ver numarasını. Evet. Evet. Çalıyor. Alo. Abicim ne yapıyorsun be ya? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim be. Bir şey soracağım sana. Şey tanıyor. Hatırlıyor musun sen be ya? 90'lı yıllardan Bahri vardı bizim. Bahri. Hangi Bahri mi? Bizim Bahri be ya. Hani böyle dörtlüydük. Sonra ayrıldık. Üçlü olduk. Sonra sen ben kaldıydık. Hani Bahri'yi hatır... Nasıl hatırlamazsın sen Bahri'yi? Allah Allah. Hiç mi yok hatırında falan? Şimdi o biraz deş bakalım. Yok çık. Bahri tanımıyorsan niye uzatıyorsun bu kadar lafı Allah'ını seversen be ya. Beni de meşgul ediyorsun. Tamam kapat. Kapat ya tamam hadi kapat. Of bu hatırlamıyormuş. Bir numara daha var orada Dursun. D'dedir o D'de. Dursun dedim çünkü o. Dursun. Dursun lazım olur bak lazım oldu. Heh. Getir bakalım. Tamam. Alo Dursun hiç hal hatıra girmeyelim. Hiçbir konuya bulaşmayalım. Direkt ben sana bir şey soracağım. Bahri nerede biliyor musun bakarsan? Bizim Bahri be hatırladın mı? Güzel. Nerede o? Nerede takılıyor evi nerede bakalım söyle. Allah razı olsun be. Ver bakalım ver. Ver adres. Adresi de hatırlıyorsun. Görüşüyor musunuz siz be? İyi. Yok selamı söyleme sürpriz yapacağım ben ona. Yazıyorum. Söyle bakalım. Tamam oldu. Ay kalemin ucunu düştü neyse ne. Evet. Tamam teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağ ol. Yok aramam. Yok kahve mavi gelmezsin ne geleceğim be ya. Vallahi gelirsen de sen yokken gelirim. Yemin hiç muhabbetin çekilmiyor senin Dursun yemin ederim. Bir daha ne arayacağım seni bir daha işim düşünce ararım seni bir daha hiç aramam. Tamam hadi kapat bakalım hadi. Çübeçü. Gözün aydın usta buldun mu Bahri'yi? Yok bulmadım ben. Acaba ne buldum ben? Bahri'yi bulmadım da ne buldum? Ne anlatıyorum ben sana iki saattir? Sen ne dinliyorsun acaba? Ne saçma bir soru be.
Allah'ını seversen İsmail, ne anlattım? Biz gidene kadar Bahri harçlıktan ölmez inşallah be. Gideyim de şu içimin koru alevi geçsin. Vallahi bir serinleyeyim ama stres yaptım bu adamın olayını ben be ya. Vay be ustam, ben senin böyle bir insani yönüm olduğunu bilmezdim he. Helal olsun. İsmail inanır mısın? Ben de böyle bir yönüm olduğunu hiç bilmezdim. Ben de kendimi yeni yeni keşfediyorum galiba. Öleceğim lan yoksa lan. Sonum mu yaklaşıyor? Güç selamın kahvesini herhalde. İsmail bana bir su versene sana ya. Yemin ederim boğazım kurudu. Musluk suyu veriyorum. Artık paramız yok zaten. Musluğu da kaldım yani. Musluk akıyorsa ona da dua edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.